Müslümanların en büyük sorunu Kur'an'ı anlamamaktan, Kur'an'dan haberdar olmamaktan, Kur'an'ı bilmemekten ve Kur'an'ı anlamayız, anlayamayız. O nerede, onu anlamak nerede, biz nerede demelerinde düğümleniyor. Yani kısaca söylersek, Kur'an'ı anlamayız anlayışı bu ümmetin öldürücü mikrobu olmuş, AIDS mikrobu diyor. Yani AIDS'e tutulan nasıl iflah olmuyor, en kısa zamanda pili bitiyorsa, bu ümmeti de asırlardır bu mikrop anlayış, yani Kur'an'ı anlamayız anlayışı gerçekten ciğerinden, can evinden vurmuş. Kur'an'ı anlayamayız anlayışını yıkmadıkça bal gibi anlarız. Nasıl? Çalışa çalışa, okuya okuya. Birinci okumada 5 kelime anlarım, ikinci okumada 15 kelime derken böyle böyle artırırım diye ha babam de babam bu işin üstüne düşmedikçe kesinlikle Kur'an anlaşılmaz. Ve bu ümmetin hali de asla ve kat'a değişmez. Şöyle söyleyeyim, yaşlılarınız, gençleriniz düşünün. Bundan 50 sene evvel Malatya'da futbol takımı mı vardı? Yok. Kırşehir'de mi vardı? Kayseri. Yok efendim. Bir İstanbul'da işte Beşiktaş, Galatasaray duyardı. Fener var, o kadar. Ama tüm bir toplum olarak ne yaptı? Yaptılar. Herkesi bir topa düşürdüler ki. Ulan köylü bile topu bilmez. Çabudu mabudu anasını bilmem nezini sardı ipine. Harman yerinde dep babam dep yalınaya. Kah tökezler dırnağını kaldırır filan. Bu kadar bir millet çoluğuyla çocuğuyla topun peşinde koşarsa günün biri gelir, her kasabada profesyonel takımlar çıkar. Herkes futbolcu olmaz belki ama futbolcular o kadar çoğalır ki, Malatya'da kaç takım var, kazananda bile yok. 50 sene var, hiç yok. Neyle oldu? Uğraşıyla oldu. İnsanların uğraşarak ulaşamayacakları, çalışarak kavuşamayacakları hiçbir iş, hiçbir meslek yok peygamberlik müstesna. Çünkü insanlar çalışarak Resulullah olmazlar, Allah'ın seçmesiyle olurlar. Onun dışında pilot mu olacaksın, gir mektebine çalış olur. Marangoz mu olacaksın, gir birinin yanına olur. Terzi mi olacaksın, elektronikçi mi olur. Uğraşırsan olursun, uğraşmadan kimse bir şey olamaz. Bu işler fokus fokus işi değil. Şoför olmak bile ilk direksiyona oturduğun gün mümkün oluyor mu? Olmuyor. Titriyorum, diken üstünde oturuyorum ama devireceğimi, çarpacağımı falan diye diye yavaş yavaş, yavaş yavaş aradan bir süre geçiyor ama sen sürekli o işi tekrar ediyorsun. Günün biri geliyor, oho, vızır vızır yola bakmadan şöyle bir de kayıflarak süren şoförlerden oluyorsun. Bu ne? Çabanın, üstüne düşmenin ürünü. İşte Kur'an-ı Kerim de, Allah'ın kitabı da, Kur'an anlaşılsın diye insanlara gönderilen bir kitap olduğu için, zaten anlamayacakları düzeyde gönderilen bir kitap olsa idi, kullarının hepsinin ortaklaşa ahiretteki hesap gününde Allah'a arz edecekleri müşterek bir bahaneleri bulunurdu. Niye? Sen nasıl anlasın Allah'sını? Bize anlamayacağımız bizim üstümüzde bir kitap gönder, ondan sonra da otur bizden bunun hesabını sor. Anlamadık ki biz kitabını. Derdik ağız birliğiyle biz birbirimizi tanıyalım tanımayalım. Allah-u Teala kendini bu duruma düşürür mü? Zaten ayette de diyor, biz her şeyi açık açık açıklıyor, söylüyoruz ki insanların ahirette bahaneleri kalmasın.